11 Mayıs 1668 tarihinde Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın maiyetinde Girit Seferi'ne katılan Evliya Çelebi, Kandiye Kalesi'nin fethinden sonra Nisan 1670'te bir ayaklanmayı bastırmakla görevli kuvvetlerle birlikte Yunanistan'a geçer. Şöyle anlatıyor Çelebi. Oradan Mora Yarımadası'na geçip Manya Kalesi'ni de fethedip İstanbul'da istirahate çekildim. Ancak gönülden mukaddes topraklara gitmeyi arzu ettim. Ama bir muvafık dost olsa diye köşe bucak arardım. Bu hakir evliya gençlik çağlarında bu beden kuvveti devam ederken, bakış kuvvetimle her ne tarafa bakış oklarını yayıyla çekip atsam, o an hedefi vururdum. Allah'ın emriyle yaz kış ne tarafa gitsem, elbette o diyara ulaşırdım. Ancak İstanbul'da 6 ay konaklayınca, dünya başıma zindan oldu. Sonunda 1081 senesi Kadir Gecesi'nde... Çelebi gördüğü rüya üzerine hac niyetiyle hazırlık yapar ve 21 Mayıs 1671'de yola çıkar. Yıllarını seyahatlerde geçiren Çelebi 60 yaşındadır, yorulmuştur. Doğup büyüdüğü şehre, İstanbul'a ise dönemeyecektir bir daha. Batı Anadolu'yu gezip dolaşan seyyahımız daha sonra Adana, Maraş, Antep, Kilis ve Halep yoluyla Şam'a ulaşarak Hac Emini Sarı Hüseyin Paşa'nın başkanlığındaki Büyük Hacılar kafilesine katılır. Ve diğer zaman gibi hacıların konakları üzerine konmayıp gerektiği yere konduk. Yoksa Şam-ı Şerif'ten Medine-i Münevvere'ye 24 konaktır ve deve ayağıyla 350 saattir. Ama yollar bakımlı, şenlikli ve iştek olup yiyecek ve içecekleri bulunsa, salt atlı ve katırlı menziliyle tam 100 saatlik yoldur. Evliya Çelebi, hac seyahati sırasında ziyaret ettiği yerleri, Yesrib şehri, Medine-i Münevvere Kalesi menzili, Medine Kalesi'nin şekli, Ravza-i Mutahhara Camii'nin anlatılması, Hazretin bütün gazaları, Hazreti Peygamber'i ziyaret etmenin adabı, Vezir Hüseyin Paşa Hazretleri ile Resulullah Türbesi içine girdiğimizi bildirir gibi başlıklar altında anlatıyor. Peygamberler hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Evliya Çelebi, peygamberlerin geçimlerini sağladıkları meslekleri hakkında da şu bilgileri aktarıyor. Cenab-ı İzzet her peygambere nice bin mucize ile geçimlerini temin etmeleri için birer sanat emreylemişlerdi. Evvela Hazreti Adem ekinci idi. Hazreti İdris yazıcı idi. Hazreti Nuh marangoz idi. Hazreti Eyyub tüccar idi. Hazreti Musa çoban idi. Hazreti İlyas dokuyucu yani cüllah idi. Hazreti Süleyman sepet örücü idi. Hazreti Zekeriya zahit idi. Hazreti İsa ise alem seyyahı idi. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa Allah yolunda cihad eden idi. Kutsal toprakları ziyaret ederek hacı olan Mekke'yi, Medine'yi ve Hicaz bölgesini dolaşan Evliya Çelebi, buradan Mısır hacıları kafilesine katılarak Kahire'ye gider. Evvela bu hakir alem seyyahı ve Adem nedimi gösterişsiz evliya 1083 saferinin 7. günü Mısır'a girip Mısır'ın içini dışını dikkatlice inceleyip hayretler içinde kalıp parmağımı ısırdım.
Zira bu Mısır'da bulunan acayip ve garip yapılar başka bir diyarda yoktur. Bu garip yapıları, bu görkemli yapıları, köşkleri, kasırları ve sarayları Ay'a kim inşa etti diye araştırırken, okuduğum nice yüz muteber kitapları ve nefis güvenilir tarihlerin isimlerini bildirir, diyor Evliya Çelebi. Sphinx ya da piramit ismini kullanmıyor seyyahımız. Ama acayip ve garip diye tasvir ettiği bu yapılar, işte bunlar olsa gerek. Eski belde ve büyük şehir Mısır ülkesi. Yani ümmü dünya, Kahire-i Muizziye. Tufandan sonra Hazreti Nuh'un oğlu Ham ve Ham oğlu Bayzar yaptı. O asırda yapılan eski Mısır imiş. Gerçi Mısır bütün şehrin ismidir ama Mısır ismi bütün Mısır'a alem olmuştur. Hazreti Adem ismini Mısraim koydu, onun için Mısır derler. Eski zamanlarda o kadar mamurmuş ki Nil kenarındaki boyu 3 günlük yol idi. Musa'nın Firavun'u bu Mısır'a malik olup haşa işte ben sizin Rabbinizim dedi. Hazreti Musa ile cenk edip Süveyş denizinin Kolondur Boğazı adlı mevkinde denize gömüldü. Okuduğum nice yüz muteber kitapları ve nefis güvenilir tarihlerin isimlerini bildirir, diyerek kitapların listesini veren Çelebi şöyle devam ediyor. Bu yazılan güvenilir kitaplardan başka nice nadir mecmualar ve divanları Mısır şehrinde okuyarak gerekli olan kesin delilleri seyahatnamemizin müsveddesine yazıp Adem'in yeryüzüne inmesinden bugüne kadar Mısır'ın tarihini yazmaya cüret ettik. Sonra Şit Nebi evladının evladından Melik Nakraveş el-Kahin zamanın kahini idi. Eski Mısır olan yerde büyük bir şehir bina edip ismini Emsus şehri koydu. İbri dilinde Emsus yeni şehir demektir. Kıptiler bu şehre Pustat dediler. Tufandan sonra da şehri tamir edip Mısraim dediler. Hala onun için Mısır derler. Evliya Çelebi, Seyahatname'nin 10. kitabında Mısır'dan şöyle söz ediyor. Yunan dilinde Makdoniye, İbri dilinde Jarbint dediler. Arapça'da Kahire-i Muizziye dediler. Fustat-ı Kadim, yani eski Mısır, Ümmü Dünya'nın özellikleri. Nice 100.000 kitaplarda ve nice bin güvenilir kitaplarda mamur ve şenlikli olduğu yazılıdır. Ancak bu hakirin gördüğü mahallelerdeki mamurluğu ve canlılığı bildirir.
Kahire'nin kalbinin attığı yerde, Kanhalil'deyiz. Evliya Çelebi'nin anlatımına göre burası nice kere yüzyıldır burada. Ümmü Dünya, Gazali'nin yazımına göre 740 Müslüman mahallesidir. Bu mahallelerin her birinde 78 adet eskinin padişahlarının sarayları vardır ki, her birinin övülmesine değil kısa kalır. Kıpti Mahallesi ve 6000 kefere ev vardır. Toplam 9000 haraçtır. 22 Yahudi cemaati mahallesidir. Hepsi bir semttedir. Sokakları dar, kendileri sıkıcı Yahudilerdir. Bütün çarşı pazarları aynı mahalledir. Başka yere ihtiyaçları yoktur. Bir oda Yeniçeri, orada kolluk bekler. Toplamda 6040 haraçtır. Dört mahalle Urum, dört mahalle Ermeni vardır. Haliç kıyısında bir mahalle Frenk kefereleri vardır. Yedi kralın balyozları bu Mısır'da sakin olmaları sebebiyle 3000 Frenk kefere vardır. Biri bir hap ve haraç vermezler. Sözün kısası 72 millet vardır. Ama Mısır'da 140 dil mevcuttur. Bu şehrin eni 300, 400, 500 ve bazı yerleri 600 adım dar şehirdir. Mamur ve şen yerleri Nil kenarında bulunmaktadır. Tüm Mısır ayağını kat kat sedirli, şahnişinli, pek çok odalı, bağlı bahçeli, fıskiye ve havuzlu, irem bağları gibi nakışlı saraylarda Mısır'ın Nil kesimini seyredenler. Tüm küçük büyük zengin yoksul toplam hane sayısı 4600'dür. Nil ağzında oldukça işlek iskeledir.
Ta Funcistan diyarından, Say vilayetinden, Nube vilayetinden, Elvahat ve Sait vilayetinden yılda küçük büyük 10.000 parça tahıl gemisi gelip bu eski Mısır'da kıyıya yanaşıp hakimlere teslim olur. Bu eski Mısır'da 425 tarihinde 36.000 mescit, 8.000 işlek sokak, 1170 hamam ve 200.000 esnaf dükkanı var idi. Kethüda İbrahim, Can Bulatzade Hüseyin, Defterdar Ahmet ve Abdurrahman Paşaların Mısır valilikleri boyunca Mısır'ı dolaşan Evliya Çelebi, Nil Nehri'nin kaynağına doğru yaptığı yolculukta da günümüzde Sudan, Tanzanya, Somali, Cibuti ve Eritre'nin bulunduğu coğrafyayı anlatır. Güney tarafa gittiğimiz şehirleri, sikke ve hutbe sahibi olan sultanları ve başka melikleri lakaplarıyla bildirir. İdrisi şerifleri, Hamuri sultanları, Muvahhidin sultanları, Beni Tas sultanları, Mülessemin sultanları, Beni Eski Belde, Kahinler Yurdu, Sağlam İskender Seddi, Cevher Yüzük İskenderiye Kalesi'nin özellikleri diye başlıyor Evliya Çelebi, İskenderiye şehrinin anlatımına. Bu İskenderiye Kalesi'nin Kıpti dilinde ismi Secencel idi. Daha sonra Büyük İskender ve Yunan İskender burada sakin olup taht edindiği için İskenderiye dediler. Ama Rum taifesi Makdonya-i İskender derler. Frenkçe'de Kolonya derler. Akdeniz kıyısında Mısır adasının kuzeyinde ada gibi bir burunda vaki olmuş, iki yanı biner parça kalyon alır, sağlam İskender Seddi, yüzük gibi dayanıklı bir kaledir. Evvela Nil kesimi diye meşhur olan Nil kesimi diye başlıyor Evliya Çelebi anlatmaya ve devam ediyor. Mısır ikliminde ilahi adalet bunun üstüne yürür ki yağmur yağmaz, yağsa da yetmez. O yüzden Hazreti İdris mucizesiyle ve Hendese ilmiyle Nil'in yüksek olan yerlerinde eski kahinler Nil'i ark ark ve haliç haliç kesip vilayet vilayet akıttılar. Mısır arazisi tamamen sulandıktan sonra bütün insanlar Nil'le gelen çamurda ziraat edip 70 günde mahsul alıp geçinirler. Evliya Çelebi Nil Nehri hakkında şunları aktarıyor. Bu Nil hakkında nice sözler söylenmiştir ama hadis-i şerif mazmununca yani hadis-i şerif anlamınca cennet nehirlerinden bir nehirdir demişler. Allah'ın hikmeti ilahi adet bunun üstüne böyle yürür ki Temmuz ayında dünyada sular eksik olur. Ağustos'ta Kıpti hesabı üzere onların sene başı Tüt ayı derler, tören günleridir ki zünnarlarını kuşanıp ateşte yakılacak gömleklerini, eski püskü gömleklerini giyip şenlik ederler. Allah'ın hikmeti bu günlerden ile
Nil coşar, Nil'e nokta düşer. Yani Nil'in suyu kıpkırmızı balçık deryası gibi akar. Nil suyunun ata ve kadına faydalı olduğunu belirten seyyahımız, Mısır ve Mısır halkı hakkında ilgi çekici bir tespitte bulunuyor. Şöyle diyor Evliya Çelebi: Firavun memleketi olduğu için halkı zorba ve kibirli olur ve az bir zaman sonra halleri kötü olur. Devletleri devamlı değildir. Evliya Çelebi'nin izinde programımız sürüyor. Tahrir Meydanı'ndayız. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Kahire'ye yerleşen Çelebi, yıllar boyu süren gezileri sırasında tuttuğu notları bir araya getirerek seyahatnamesini yazmaya başladığını anlatmaktadır. Ümid edilir ki, çok gezmemize yüklenip, tumturaklı sözlerle yazmadığımıza bakmayıp, umulur ve rica edilir ki, unutkanlıktan dolayı yazılmış ayıplarını af örtüsüyle örtüp, yanlış olan yerlerini düzgünlük kalem tıraşıyla yazıp düzelteler. Bu müsveddemiz, tamamen kendi başımızdan geçen maceramız ve ömrümüzü tüketerek seyahatimizdir ki, bu minval üzere küstahane yazıldı. Hayır dua ile yad edip, yad etmeyeler. Baki olalar, baki. Seyahatnamenin son sözleri bunlar. Çelebi'nin seyahatnamenin son sayfasında Hicri takvimle 1094 yılındaki bir olayı anlatımından seyahatname yazımının 1682 yılında bitmiş olduğunu öğreniyoruz. Hayat hikayesini seyahatnameden ayrıntılarıyla öğrendiğimiz Evliya Çelebi'nin sonraki yaşamı, ölümü ve mezarı hakkındaysa herhangi bir bilgiye rastlanmıyor.